Evet, ben aslında miting sonrası biraz sonra yola çıkacaktım. Beni yakaladınız. Aras yeğenimle beraber kahvaltı ve çay içmek için birlikteydik. Kısa bir röportaj vereyim. Biliyorsunuz Meral Akşener hanımefendi Perşembe günü Denizli'ye esnaf ziyareti için gelecekti. Bu esnaf ziyaretiyle ilgili çalışmamız son anda Çarşamba günü değişti. Hem buradan gelen vatandaşlarımızın yoğun talebi, bu yoğun talebi yukarıya ilettiğimizde madem öyle Perşembe günü esnaf ziyaretini yapmayalım. Cumartesi günü bir miting yapalım dediler. Miting organizasyonları öyle kolay değildir. 15-20 gün önce illaki programlarının belli olması gereken organizasyonlardır. Biz 4 gün içinde böyle bir mitingi hem teşkilatlarımızla hem vatandaşlarımızla beraber çok güzel bir şekilde gerçekleştirdik. Bu mitingin olumlu ve olumsuz yönleri mutlaka vardır. Olumsuz anlamda baktığımızda ortamda seçim satım hali yok. Seçim takvimi daha ortada değil. Seçim dönemlerinde bile zor toplanabilecek bir kalabalık. Seçim yokken Denizli siyasi tarihinin en büyük mitinglerinden biri olarak gerçekleşti. Biz buradan şunu çıkarıyoruz. Bir kere artık vatandaş seçim istiyor. Ve bu seçim arzusu düşüncesiyle bu kalabalık topluluk bir şekilde o miting alanına gönüllü bir şekilde gelir. Her ne kadar arada kısmi eleştiriler de duydum, duymadım değil. Aslında onu soracağım size. Evet. Sayın Bekir, özellikle iktidara yakın medyada olsun, yine iktidar taraftarı, siyasetçiler. Hatta açık olsun. Söyleyeyim, ben mütekabiliyetim olmamasına rağmen AK Partisi İl Başkanı'nın böyle bir paylaşımından evet. Dolayı Otobüsler geldiğini söylediler, dışarıdan insan geldiğini söylediler. Evet. Siz bunu niye bağlıyorsunuz? Yani diğer mitinglerde olmuyor mu da sizin mitingde oluyor sadece? Ya öncelikle o paylaşımdan ben çok memnun oldum. Niçin? Geçmiş dönemlerde bakıyorduk, böyle AK Partisi'nin mitingleri çok kalabalık olduğunda, hatta vatandaşlardan şöyle duyumlar alıyorduk. İşte fabrika kapatılıyor, fabrikadaki işçi başları, şefler, oraya giden işçilerin çetelesini tutuyor. Belediye işçileri, izinli olanlar dahil miting alanında zorlama şekilde götürülüyor. Kamu görevlileri, hatta okul çocukları bile o miting dönemlerinde AK Partisi mitinglerine götürüldüğünü hep böyle biz veryansını yapardık. En sonunda da bakardık ki yine oylar AK Parti'nin olurdu. Bu dönemde tam tersi bir şekildeki şikayeti mevcut iktidarın il başkanının yaptığında açıkçası içimde şöyle bir düşünce oluştu. İçimin yağları eridi hatta. Ve dedim ki demek ki bunlar iktidardan gittiklerini anlamışlar ve iktidara biz geliyoruz. Onun korkusu da bunları sarmış. Çünkü o dönemlerdeki AK Partisi'nin mitinglerinde oraya gönülsüz ve zorlama şekilde giden insanlar varken buraya dışarıdan bile gelmiş olsa, şehir dışından bile gelmiş olsa, insanlar işini gücünü bırakıp buraya geliyorsa ve gönüllü bir şekilde geliyorsa, herhangi bir yövmiye vesaire almadan buraya gelebiliyorsa demek ki bu iş bitmiştir. O kalabalığı oraya toplayabilmek öyle her baba yiğidin harcı değildir. O kalabalıktaki coşkunun ana sebebi artık değişim arzusudur, değişim ihtiyacıdır. Yoksa kimseyi bir rahat cumartesi günü işinden gücünden bırakarak bırakın öyle 300-400 kilometre öteden gelmeyi, 3 kilometre öteden evinin dibinden çıkıp da o miting alanına kimse gelmez. Oraya geliyorlarsa gönüllü, arzulu bir şekilde bu değişimi istedikleri için gelirler. Bunu anlayamamış olan bir iktidar partisinin il başkanı, gerçi siyasette daha kendisi acemi, bir zaman o da miting yapar, onu görür. Daha miting yapmamış bir il başkanından bahsediyoruz. Biz defalarca miting yapmış, o tecrübeye sahibiz, kendi adıma söylüyorum. Ve o mitinglerin çağrısının, toplanmasının, süslenmesinin, duyurusunun bile çok kolay olmadığını bilen bir insanız. En başından şunu söyleyeyim. Denizli'nin billboardları belli. O Denizli billboardlarının kimin elinde olduğu da belli.
İsim de verebilirim çok rahat bir şekilde. Çağrı Sebzeci. Çağrı Sebzeci beyefendinin bir tane billboardunu kullanmadık. Sayın AK Partisi İl Başkanı. Siz beleşe, bedavaya, bila bedel o billboardları kullanıyorsunuz. İsmi cismi sanı belli olmayan hayrat vakıflarına bile o billboardlarda yer veriyorsunuz. Meral Akşener hanımefendinin Denizli'de büyük şehrin kontrolünde olan billboardlardan bir tanesini bile kullanmadan doğru dürüst bir basında imkanlarımız kısıtlı olduğu için duyurusunu yapamadan yaptığımız bir çağrıya bu kadar insanın gelebilmesi onların gözünü korkuttuğunu göstergesi. Biz onların ellerindeki hükümet gücünü, basın gücünü, iş adamı ve sermaye gücünü ve bu gücü kullanarak yaptığı iktidar dönemlerindeki mitinglerini çok çok iyi hatırlıyoruz, biliyoruz. Oraya derleme, zorlama, toplama şekilde götürdükleri insanların da miting çıkışı sanki böyle zorlama götürüldüğü yerden oh kurtulduk şeklinde çıktıkları zamanı, dönemi de biliyoruz. Buraya gelen insanların hepsi buradan mutlu ayrıldı. Defaten böyle bir iddia varsa bile dışarıdan gelen eyvallah kabulüm çevre ilçelerden, çevre illerden insanlarımız buraya gelmiştir ama hiç olmazsa şu AK Partisi iktidarının yapamadığını bizim çevreden gelen insanların esnafımıza katkı olarak, ekonomik yönden de burada döngü olarak katkıda bulunduğunu, buraya gelen bir Denizli tandır kebabını yemeden gitmemiştir. Buraya gelen bir havlu bornoz almadan gitmemiştir. Yani Denizli esnafına buraya gelen kişiler daha para bırakıp gitmiştir. Bundan rahatsız olacak hiçbir şey yok. Sayın AK Partisi İl Başkanı'nın ve onun yanındaki o AK trollerin sosyal medyadaki kullandıkları şeylere emin olun bu gözle baktım. Bu gözle bakarken bile kendisi de dönemi gelince miting yapar. Derleyebildiği kadar, toplayabildiği kadar Ege'nin her yerinden insanları hadi buyursun toplasın bakalım. Efendim şöyle bitirmek istiyorum. Sayın Meral Akşener de defaatle söyledi. Seçim, seçim, seçim dedi. Evet. Siz şu anki tabloya bakarak, iktidarın verdiği tepkilere bakarak ne zaman seçim öngörüyorsunuz? Bir kere Sayın Genel Başkanımızın dün yapmış olduğu miting aslında seçim çağrısı. Ve o seçim çağrısıyla ilgili bir an önce artık seçime gitmemiz gerektiği. Çünkü artık iktidar ülkeyi yönetemeyecek duruma gelmiştir. Ekonomiyi toparlayamayacak duruma gelmiştir. Döviz, dolar, kur olarak aldı başını gidiyor. Hükümet sistemi değiştikten sonra Türkiye uçacak diyenler dövizi, doları uçurdu. Böyle bir ortamda yönetilebilirlik ve bunu krizi toparlayabilirlik imkanları neredeyse kalmadı. Dolayısıyla bir an önce seçimin olması da gerekiyor ve vatandaş da bunu arzuluyor. Artık bunu taşıyacak yükleri kalmadığı için bir yandan da geçmiş dönemlerdeki verdikleri sözleri tekraren hatırlayarak vatandaşa yeni umut gibisinden söylüyorlar. Dolayısıyla seçim yakın zamanda 2022 içinde olacağını düşünüyorum.